Şimdi CPT raporuna göre daha önce OHAL koşullarındaki kötü muameleyi ve işkenceyi gözler önüne sermişti. Şimdi yayınlanan raporda ise aslında CPT raporu ve pandemi koşullarının cezaevlerinde ne kadar ağır seyrettiğini gözler önüne seriyor. Evet, İmralı cezaevinde tutulan mahpusların dış dünyayla teması yok. 2011'den bu yana avukatlarla görüşme yaptırılmıyor. 2014 Ekim'inden bu yana da aileyle görüşme yaptırılmıyor. Ve bu adeta tam anlamıyla dış dünyadan izolasyon ve işkencenin dış dünyayla paylaşılmasını engelleme, barış konusundaki savunuyu, tezleri halkla paylaşmayı engelleme, çözüm yolunu tartışmayı engelleme anlamına gelmektedir. İlk dönemlerde hatırlıyorum, AKP iktidarı çok övünüyordu İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamakla. Şimdi de algı operasyonlarıyla çekilmeyi tartışıyorlar. Toplumun talebi bu, aile düzeni bozuluyor gerekçelerini ifade ediyorlar. Diyor ki sözleşme dine ve kültürümüze aykırı. Yalan, büyük bir yalan. Sözleşmede dine dair doğrudan hiçbir madde yok. Diğeri diyor ki sözleşme boşanmayı arttırıyor. Bu da başka bir büyük yalan. Sözleşmede evlenme ya da boşanmayı teşvik edici hiçbir madde yok. Şimdi deniyor ki toplumun çoğunluğu sözleşmeden rahatsız. Hayır efendim, bu da başka bir yalanınız. Toplum bundan rahatsız değil. Biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye izin vermeyeceğiz. Pandemi koşullarında Kadıköy'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan İzmir'e, Türkiye'nin her yerinde kadınlar yaşamın arkasında durmaya ve bu sözleşmenin kesinlikle kaldırılmasına izin verilmeyeceğini her yerde haykırıyorlar. İş tüzük tartışmaları, evet, Şentop Meclis Başkanı açıklama yaptı, bir aksaklık olduğunu söyledi ve yeni iş tüzük çalışmalarına başlayacağını söyledi. Aksaklık değil, bu bir kriz. Bu bir Cumhurbaşkanlığı sistemi krizidir. Şimdi bir uçurumdayız. Doların nereye vardığını hepimiz görüyoruz. Doların yükselmesi demek cebimizdeki paranın azalması demek. Herkes bunu düşünürken onlar gelmişler bir aksaklık diye yumuşatmaya çalışıyorlar. Nasıl bir yumuşatma? Evet, bu tek adam rejiminin bir krizidir ve bu kurumsallaştırılmaya çalışılıyor. Şimdi 1920'den bu yana çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çalışmalarına bu kadar müdahalenin yapıldığı bir dönem olmamıştı. İş tüzükten çalışma yöntemine her konuda doğrudan bir müdahale var. Doğrudan bir baskı var. Bu meclise yapılabilecek en büyük kötülüktür. Sosyal medyayı susturmak için meclis kapanmadan alelacele sabaha kadar biliyorsunuz meclis çalıştırılarak sosyal medya susturulmak istendi. Susturulamayacak tabii ki. Şimdi de bu iş tüzük çalışması meclisi susturma çalışmasıdır. Meclisi derken yanlış anlamayın. AKP'lileri, MHP'lileri değil, onlar zaten konuşmuyor. Muhalefeti susturma çabasıdır. Yani şimdi bu susturma çabasının arka planında ne var? Muhalefetten rahatsızlar. Çünkü biz meclis kürsüsünden halka hakikatleri her fırsatta açıklıyoruz. Yaşadığımız iklimin adını söylüyoruz ve bu söylemden rahatsızlar. Doların 7,5 sınırına dayanması mı aksaklık? Buna cevap versinler. Merkez Bankası eksi rezerve geçmesi midir aksaklık? Açlıktan, yoksulluktan kırılan insanların kendini meclis önünde yakmaya teşebbüs etmesi midir aksaklık? Bu liste çok uzun ve şu anda bir anayasasızlık olduğunu hep söyledim. Ben bunu çok söyledim. Anayasasız bir şekilde yönetiliyoruz. Ama anayasasız derken hiç yasasızız demeyin ha. Bir yasa var. Saray yasası. Her şey saray yasasına göre gidiyor. Anayasa askıda, hukuk askıda ama saray yasası yürürlükte. En son Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak bunu söylüyorum. Bütçeyi yapan strateji ve bütçe başkanlığı ile iletişim başkanlığı gibi 4 kurumun anayasaya aykırı olarak kurulduğunu Anayasa Mahkemesi söyledi.
kanunla kurulması gereken Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle kurulan kurumlar kurulamaz dedi. Şimdi biz 2 yıldır anayasaya aykırı kurulan kurumların yaptığı bütçeyle yönetiliyoruz. İşte saray yasası derken, sarayın bütçesi derken tam da bunu söylüyoruz. Şimdi nasıl bir şey? Saray yasası tek değil. Şimdi de saray iş tüzüğü yapılmaya çalışılıyor. Yani anayasa yerine saray yasası, iş tüzük yerine saray tüzüğü hazırlanacak. İşte tek adam rejimi dediğimiz tam da budur. Şimdi meclis nasıl çalışıyor? Yani kendimize haksızlık etmek istemem. Çok büyük bir emek veriyoruz gerçekten muhalefet olarak. HDP olarak buradaki yasalarda eleştirilerimizi, muhalefetimizi, sözlerimizi kurmak için çok büyük bir çaba içindeyiz, emek veriyoruz. Ama iktidar ve ortağa söz kurmadan saraydan hazırlanan bir kanun tas teklifi geliyor. Komisyondan virgül değişmeden geçiyor, genel kurula geliyor, bir virgül daha eklenmeden ve nokta değişmeden geçiyor. İktidar kendi milletvekillerini ve ortağıyla birlikte milletvekillerini birer noter gibi görüyor aslında. Konuşmayın, cevap vermeyin, sadece oy verin diyorlar. Sadece oy verin. Şimdi ben iddia ediyorum ama biliyorum aynı zamanda. Bu kanun tekliflerini muhalefet dışında iktidar ne getiriyor bilmiyorlar. Çünkü onlara verilen emir talimat gereği bir gün bir konuşma yapılıyor. Ertesi gün komisyona bir taslak geliyor, onaylanıyor. İşte bu koşullarda iş tüzük değişikliği susturmaya yöneliktir. Meclisi daha fazla etkisizleştirmeye yöneliktir. Önergelerde 10 dakikadan 5 dakikaya düşen, 5 dakikadan 3 dakikaya düşen süreler daha kısaltılmak isteniyor. Çünkü hiçbir yerde söz kurulması kabullenilemiyor. Kendilerinin gerçek yüzlerinin görülmesi kabullenilemiyor ve bu da iş tüzükten geçiyor diye düşünüyorlar. Ama biz gerçek her koşulda söylemeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.